şu anda bugün şu an itibariyle Bakü'nün Özgürlük Meydanı'nda 1,5 milyon Azeri Türk'ü toplanmış bulunmaktadır. Bu çok büyük bir rakamdır ve hissiyatın ve trajedinin derinliğini ortaya koymaktadır. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde davetimize icabet eden ve aramızda bulunan değerli Azeri konuklarımız vardır, Azerbaycanlı soydaşlarımız vardır. Demin de Ferda Hanım, benim program arkadaşım, yıllarca birlikte bulduk, takdim ettiği gibi, tanıttığı gibi. Eski başbakanlardan Penah Hüseyin Bey aramızda. Yine Müsavat Gazetesi'nin sahibi Rauf kardeşimiz yanımızda. Ama çok ilginç olan bir şey vardır. Türk'ün nerede bir derdi varsa Türk'ün yüreği de oradadır. Türk'ün bileği de oradadır. Türk'ün gücü de oradadır. 1918'de ve 1974'te olduğu gibi. 1918'de değerli izleyenler, Bakü yine Ermeni çeteciler ve Ruslar tarafından işgal edildiğinde Bakü'nün kurtuluşunu sağlayan, Bakü'yü ve Azerbaycan'ı özgürlüğe kavuşturan Türkiye'den giden askeri birliklerdi. O birlikler içinde de çok sayıda şehit vardır. Şu anda aramızda tarihi bir şahsiyet bulunmaktadır. Bu şahsiyet de Türkiye'den Dağlık Karabağ savaşları esnasında Türkiye'den giden gönüllü gençlerin, gönüllü ülkü neferlerinin komutanlığını yapan Yusuf Arpacık komutanımız bizimle birliktedir. Ben eminim söyleyeceği çok önemli şeyler vardır. Sözü Yusuf komutanımıza bırakıyorum. Sağ olun. Ben evvela bu acıları çok iyi yaşamış olan Kıbrıs ve dünyanın, Türk dünyasının her tarafında olduğu gibi Kıbrıs'ın yüreğini de bugün Hocaeli'de atması ayrıca bizi çok bahtiyar etmiştir. Acımızı en azından hafifletmiştir. Acılar ortak oldukça ortadan kalkarmış. Ortaklarımız çok, Allah'a hamdolsun, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar yüreği bizden atan kardeşlerimiz var. Ama ben hür dünyaya burada seslenmek istiyorum. Sözde insan hakları, insan hakları diyerek parlamentolarda feryat edenlere seslenmek istiyorum. Aslında Hocalar'da katledilen, soykırıma uğrayan Azerbaycan Türkleridir ama bunun yansıması hür dünyanın insanlık onurudur. Kaybeden hür dünyanın insanlık onuru olmuştur. Onurunu kurtarma vaktidir insanlığın. Hocalı'ya sahip çıkarsa sözde hür dünya kendi alnındaki o kara lekeyi kaldırmak için bir fırsat yakalamış olur. Parlamentolarda bebek hakkı, köpek hakkı, mama hakkı gibi feryat figat ederek ortalığı ayağa kaldıran, gündem oluşturan Batı dünyası özellikle bebekler annelerinin göğsüne çivilenirken ve bu herkesin gözünün önünde, hiç gizli saklı olmamıştır yani. Hamile kadınların karnı yarılıp çocuklar için yazı tura atılırken, kız mıdır, oğlan mıdır, yarıp bakalım, böylesine bir Ermeni kumar oynanırken, hür dünyanın gözleri önünde, hür dünya bunu görmezden gelmiştir. Ancak bugün bir fırsat vardır önlerinde. Akıllarını başlarına alsınlar, ellerini vicdanlarına koysunlar. Çok yakın tarihte, sesi bile bugün duyulan, o çocukların babası ateşe atıldığı zaman feryat eden Hazar Gül'ün sesi bugün bile kulaklarımızda bizim. Çok uzak bir olay değildir. O küçük çocukların başı kesilip top oynanırken, saçsızların başını kesin. Hocaeli'de bir katliam, soykırım yaşanmış ama aslında yaşanan dünyanın en büyük insanlık dramıdır. Biz olayın peşine gittik. Bölgeye gittik biz. Şu eller şahittir, bu gözler şahittir. Bu ayaklar şahit oldu. Biz kardeşlerimize el uzatmak için oraya gittik. Gördüğümüz manzara insanın karnını donduran. Acaba güneşler niye bir güneş sönmedi? Yıldızlar niye birbirine çarpmıyor? Dedirten bir manzaraydı. Niye dağlar yürümüyor? Niye bu denizler kaynamadı? Bu bebek babası ateşler içinde
meşale olup yanarken, o hazan gül feryat ederken acaba dünya niye durmadı? Yazıklar olsun ben durayım artık, dönmeyeyim demedi. Böylesine bir vahşet, böylesine bir dehşet, soykırımın çok ötesinde. Bir kenti haritadan siliyorlar, bir kenti haritadan, yaşayan da ölmüş zaten. Yaşayanlar var ama düşünsenize bu manzaradan çıkan insanın neler yaşadığını, ölen kurtuldu belki de. Bir şehri haritadan sildiler. Ve silenler bunu açıkça söylüyor, ben yaptım diyor. İntikam aldım diyor. Ve geliyor Ermenistan devletinin başına geçiyor. Ve geçtikten sonra da söylemlerine devam ediyor. Evet diyor, kutsal bir intikamdı diyor. Biz Sarkisyan şu anda şu anda Ermenistan devletinin başında olan kişi diyor ki bu diyor Kocalı olayı planlı programlı bir olaydı diyor. Azerbaycan'ın kafasındaki biz bir duruşu kırdık diyor. Yani bunu da mı yapacaklar? Söylemini kırdık diyor. Saklamıyorlar adamlar. Yani bir anda gelişmiş bir olay değildir. Sırasıyla hepsi Ermenistan Devlet Başkanı olmuştur olayın sorumluları. Başta Koçaryan olmak üzere. Sarkisyan o zamanki Dağlık Karabağ savunma ordusu, sözde savunma ordusu, bebekleri öldürerek yaptıkları savunma ordusunun başındaki kişidir. Dünya bunu sorgulamalı, dünya bunu irdelenmeli. Ermeniler ki tarihin her döneminde zulüm görmüşler, ta ki Türklerle tanışana kadar. Şahsiyetlerini ilk defa Türklerle tanıştıkları gün bulmuşlar, Selçuklu Türklerle tanıştıklarında. En kıymetli, en gözde, en güzide günlerinde gene Türkler 19. yüzyılda yaşamışlardır. 32 tane milletvekili seçmişiz, biz seçmişiz. 22 tanesini bakan yapmışız, maliyeyi bunlara teslim etmişiz, bayındırlığı bunlara teslim etmişiz. 29 tane paşa yapmışız. 7 tane büyükelçi yapmışız, 11 tane konsolos. Bizi öldürmek istesek bunları niye bu görevleri verelim? Bugün çıkıp sahte soykırım sözleriyle kendilerinin yaptığını bastırıp 1908 senesinden 1922 senesine kadar 517.955 Türk'ü bunlar katletmiş. Bunlar hep kayıt altında. Bizim sözlerimiz böyle afaki sözler değil. Osmanlı kayıtlarında tavukların, yumurtanın bile kaydı mevcuttur. Bırakın insanı. Yumurtanın bile kaydı mevcuttur. Osmanlı defterlerinde 517.000 Türk, 950.000 Kafkaslar dahil 1922'ye kadar şehit edilmiştir. Ölen biz, öldüren onlar, sesi çıkan onlar. Ve dünya bunu seyrediyor ve dünya dönmeye devam ediyor. Böylesine sahte bir gündem oluştururken dünya da bunu oturmuş izliyor. Burada sorumluluğun 2-3 ayağı vardır. Birincisi Ermenilerse, ikincisi Ermenilere destek veren o dönemin Rus birlikleri, üçüncüsü de buna sessiz kalan hür dünyadır. Ama hür dünya için önünde bir fırsat vardır. Bu fırsatı değerlendirip alnındaki o kara lekeyi silebilir. Hocalı soykırımını tanıyarak ve oradaki soykırıma uğrayan insanlardan kalan bir şeyler varsa ki kalan bir şey de yok. Akıl hastanelerinde, psikolog kontrollerinde hayatını devam ettiren insanlar var. Memleketlerini geri vererek böyle bir hak, böyle bir şey lekeyi kaldırabilirler. Burada bir ilave olur mu? Buyurun dediklerinize. Xocalı soyqırımı Xocalılar çox olacaq olardı, bu qətliam daha böyük olardı. Xocalılar çox olacaq əgər böyük və güclü Türkiyə olmasa. Bütün Türkiyə Türklər Birləşin şuarına həm də bu qətliamlar həm də Türkiyəyə qarşıdır, Türkiyə dövlətinə qarşıdır. Bütün Türklər, yəni mən bir Azərbaycan Türkü olaraq və Azərbaycanın dövlət adamlarından biri, siyasətçilərindən biri olaraq həm də bütün türkləri Türkiyə ətrafında birləşməyə çağırıram. Bizim xilasımız güclü, zəngin, böyük, mədəni Türkiyədir. Yəni, və Kəbə Türkiyə, mərkəz Türkiyə. Yəni, böyük Türkiyə bütün türklərin və bütün türk topluluqlarının və dövlətlərinin bir qarantıdır. Və bütün o dedik ki, ya bizim düşmənlərimiz kimi var, onların gözlərinə girən bir tikandı, o Sarkozy və digərləri də elə buna görə edirlər bu əməlləri təkcə Azərbaycan türklərinə, Türkiyəyə qarşıdır. Hamımız Türkiyə ətrafında birləşməliyik, Türkiyə üçün çalışmalıyıq. Türkiyənin daha güclü, daha böyük, daha mədəni, daha uyğar olması üçün bizlər də nə imkan var bunu etməli. Onda bax Xocalıların intiqamı alınacaqdır, onda Qıbrıslıların intiqamı alınacaqdır və bir də bu məsələlər təkrar olmayacaqdır.
kardeşimiz de komutanımız da bunun bir komutanıma ben simbolü kimi burada bu sözleri dedi. Çok merak ediyorum. Bir gönül neferi olarak, bir gönül eri olarak Türkiye'de durduğu günler çok az. Devamlı surette dünyanın neresinde bir Türk halkı, bir Türk topluluğu varsa oraya gidiyor, o insanlarla hemdert oluyor, hissiyatlarını alıyor ve çok sayıda yayınlanmış kitapları vardır. Ben dünyadaki Türk halklarının Türkiye'ye şu andaki bakışı nedir komutanım? Ben yani bunu her tarafta gözlemledim. Biraz önce programdan az önce de yine Sayın Başbakanımız ve Kafkasların en büyük gazetesi Musavat'ın kurucusu, yayın yönetmeni her şeyi Rauf Arifoğlu'yla konuşurken Türkiye olmasa hiçbir şey olmaz. Hocam bir ilave de deyim, bu seslensin evet, burada. Evet, biz orada deyirik buna Azerbaycan'da bu hocam. Evet. Nice ki bir Müslüman la ilahe illallah olmur gerek Muhammeden Resulullah da diyesen, bak Türkiye, Türkiyeçilik olmadan Türkçülük yoktu. Yani bu bir Türkiye her, olmadan Türkçülük olmaz. Türkiyeçi olmak lazım ki Türkçüsen, yoksa olmaz. Bak o hocam. Önce Türkiye sağ ol, olmak. Aynen. Sağ olun Başbakanım. Şimdi burada mesela Kerkük'te bir kardeşimiz, benim diyor 100.000 tane canım olsa da şu Kerkük'e kurban versem, bu sevgimi yani tatmin olmam, rahatlamam. O kadar çok seviyorum Kerkük'ü. Çoluk çocuğum her şeyim Kerkük'e diyor. Ama diyor, biz de hepimiz de Türkiye'ye diyor kurban. Yani Türkiye olmasa sen diyor Kerkük'te biz çok zorluk çekeceğiz. Türk dünyasının her tarafında bu duyguları ben hissediyorum. Keşke bizim Türkiye'yi yönetenler de bu duyguları, bu gücü görebilse. Amerika görüyor, Asya görüyor, Avrupa görüyor, bütün kıtalar görüyor. Sadece biz görmüyoruz. Türk'ün gücünü biz görmüyoruz. Sevdasını biz görmüyoruz, yüreğini biz görmüyoruz. Reçete yazarken doktor git diyor, Türk bayrağının altından bir kere geç diyor, dişin ağrısı geçer. Ve Kerkük'lü gidip bayrağının altından geçiyor, dişimin ağrısı da geçti diyor, başımın ağrısı da geçti. Biz bu sevdayı bir görebilsek, bütün dertlerin biteceği gün o gün olacaktır. Peki komutanım, şöyle diyebilir miyiz? Yani bütün Türkler, Mehmet Emin Resulzade'nin, Ebul Feyz Elçi Bey'in, Allah rahmet eylesin, gani gani rahmet eylesin, Büyük Önder, Büyük Deha, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bütün Kuvayi Milliyecilerin, Doktor Küçük'ün, Kıbrıs Türk halkının özgürlük önderlerinden Doktor Küçük'ün, rahmetli devlet kurucu, son Türk devletini kuran son devlet kurucu Denktaş'ın açtığı yolda, gösterdiği doğrultuda yürümemiz halinde Türklüğün istikbali parlaktır. Ben çok önemli bir şey yakaladım. Yolumuz Türkiye'nin yoludur. Yani önce Türkiye'ci olmamız lazım. Çünkü Türkiye olmadan Türklüğün direği konumunda şu anda Türkiye. Bu bakımdan şunu bilmemiz lazım ki her şey Türkiye'den başlar ve Türkiye'den biter. Bize de Ebul Fez Elçi Bey aynen bunu vesiyet etmiş. Biz de Elçi Bey'in yolundan yolumuz giden Türkiye'nin yoludur. Türkiyeçilik, Türkiyeçilik, Türkiyeçilik demiş Büyük Bey. Evet, kaç dakikamız var sırf programı? Evet, çok az vaktimiz kaldı. Mesajlarınızı alalım. O zaman kısa kısa alalım ve kapatalım. Montan, buyurun sizden alalım kısa bir mesaj. Ben bu Türkiye dünyasında yükselen bir ruh seviyesini çok yakından müşahede ediyorum. Önümüzdeki asır sadece insanların değil, kurtla kuzunun bile beraber aynı nehirden su içeceği, mutluluğun yaşanacağı bir dünya Yüce Türk milletinin eliyle kurulacaktır. Bu günler çok yakındır. Bu gayret içerisinde hepimiz bu havuza bir bardak su taşıma noktasında gayret göstersek büyük bir başarı elde etmiş olacağız. Çağ, Türk çağı olacaktır. Çok ümitliyim ben. Yeni nesil bu duygularından geliyor. Herkesi buradan saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.